İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. İyi demek adet olmuş, iyiyim. Emin değil misiniz kendinize? Ya emin değilim derken yani böyle beklerken biraz heyecan yaptım galiba ama sonradan toparladım. Heyecan da iyidir İrfan Bey. Heyecan iyidir. Ya o koltukta heyecanla çok mücadele ederseniz heyecan kazanır. Evet. Yani biraz daha sakinleşeceğim gibi geliyor evet. Bana ama. Biraz daha sakinleşirsiniz. Evet, hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ben Asten Erzurumluyum. İstanbul'da doğdum. Evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Lise mezunuyum. Özel bir firmada depo sorumlusu olarak çalışıyorum. Fuar, montaj işleri yapıyorum. Doğaçlama şiir iyiyimdir. Yani, öyle mi? Tabii. Doğaçlama şiir. Genlerden gelen ozanlık mı var? Ha, genlerden gelen yok ama ben genelde... Erzurum'un ozanları vardır. Hani vardır. Doğaçlama böyle atışmalar yani falan vardır. Tabii, aşıklar aşık. Tabii. Emrah var. Tabii bilirim hepsini ama özel bir şey bu diyelim. Severim. Şiir okumayı da severim. Var mı ezberinizde şiiriniz? Şiir her zaman. Yani ben şiiri kişiye özel yazarım. Bitti. Kaleme almıyorum. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Yani rahmetli Avni Anıl bile saatlerce yalvardı. Ne olur benim için şiir yaz diye. O da ömrü vefa etmedi. Yazmadı. Şimdi var mı aklınızda bir şiir bizle paylaşın? Sessizliğin adını koyamıyorum kendi kendime ama ızdırabım içimde değil, derinliklerimde sallanıyor. Bu heyecanı nasıl bastırırım bilmiyorum ama size sığınıyorum. Ya kollarınızda olsam desem eşim arkada ama yanınızda sürükleyemiyoruz bir yere. Hoş geldin demek istiyorum, hoş bulduk demek istiyorum. Başarılı olmak istiyorum ama neye yarar ki hayat? Kader çizilmişse çekmek bizim elimizde. Merhaba. Gönlünüze sağlık, merhaba. Tabii heyecanla da biraz. Tebrik ediyorum, gayet güzeldi. Kimle geldiniz İrfan Bey? Eşimle geldim. Sözü kendisine verin. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Canda Badur Alkan. 1981 Malazgirt doğumluyum. 2,5 yaşında bir oğlum var. Mir Kutay. Allah bağışlasın. Şu an onu hayata hazırlamakla, büyütmekle, onunla birlikte büyümekle ilgiliyim. Oyuncu menajeriyim. Ama bir ara verdim. Çocuğumla birlikte büyüyorum. Eşime başarılar diliyorum. Çok güzel görünüyorsunuz buradan. Çok teşekkür ederiz. Sizeydi aslında. Teşekkür ederiz efendim. Ben tekrar teşekkür hoş ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun. İrfan Bey, Badur. Evet, oraya değinileceğini tahmin ediyordum. Birçok yerde başım belaya girdi bununla benim. Ya sıkıntı da yaşıyorum. Şimdi eşiniz de aynı şeyi söyleyince. Badur Alkan benim soyadım ve ayrı. Bitişik değil. Şimdi benim dedem. Badur da Alkan da sizin soyadınız. Badur da Alkan da soyadım. Benim dedem nenemin soyadını almış. Şimdi kılıbık desem bizim oralara uymuyor. Olmaz. Yani uymuyor. Zorlar. Babamdan da rahmetliden biliyorum. Güldüğünü ağladığını görmedim hayatımda. Büyük ihtimalle Badırların durumu iyi herhalde. Yani çayır mayır olayı var. O soy ismi sürecinde büyük ihtimalle orayı babaannemden aldı diye düşünüyorum. Ama öyle babaannemin mi? Soyadı Badur. Dedemin soyadı Alkan normalde. Yani benim babamın... Dede Badur'u da alıyor. Badur'u da alıyor, Alkan'ı Alkan'da da alıyor. Devam tabii, ediyor. Badur'dan alan miras da devam ediyor, Alkan'dan gelen de devam ediyor. Ama ortada hiçbir şey yok. Yok yani mu? Ortada, çayır tabii. Yok mu ortada? Hayır, çok şey var ama ya gitmediğimiz için rahmetli babam ocağına tüttürmediğin yerin sahibi değilsin derdi. Satarsın düşman edersin oradakileri birbirine derdi. Yani o zamanlar toprak para etmiyor. O eskilerin lafları ne kadar önemli değil mi? Evet tabii. Bir cümleyle bir kamyon dolusu aslında çok sözün fazla. Karşılığı oluyor. Yani az konuşurdu. Biz biraz annemize benziyoruz oyunculuğu. Öyle mi? Rahmetli Peki, neşeliydi. Kuralları biliyorsunuz. Yani. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Genellikle kimler işlerini yaparken okulda olur? A. Öğretmenler. B. Marangozlar, C. Kasaplar, D. Natırlar. A. Öğretmenler son kararı. Tebrik ediyorum İrfan Bey. Sırada ilk paraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi bir deyimdir? A. Dil komşusu olmak. B. Burun konuğu olmak. C. Göz akrabası olmak. D. Kulak misafiri olmak. Ya burada tereddüte düştüm ben. Seyirciye sormak istiyorum.
Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi bir deyimdir? A. Dil komşusu olmak. B. Burun konuğu olmak. C. Göz akrabası olmak. D. Kulak misafiri olmak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %96 oranıyla D şıkkı demişler İrfan Bey. Seyircilere çok teşekkür ediyorum. Onlara güveniyorum. D şıkkı, kulak misafiri olmak son kararım. İrfan Bey, heyecan burada bir etkisini gösterdi sanırım. Evet. Gösterdi. Ya eşinizle konuşurken kulak misafiri oldum aslında eşimi... Erzurum duymuşsunuz desem gibi bir durum. Yok, ben eşimin sesini duydum mu zaten ayaklarımın bağı kesiliyor, biraz ondan da kaynaklandı. Şimdi geçecek onun sesini duydum. Tebrik ediyorum efendim. İlk barajı geçtiniz, 5000 liraya garantilediniz. Bir hedef var mı aklınızda? Ya bir hedef var mı derken Avrupa'ya çıkmak istiyorum ailece, çocuklar da. Böyle bir tur yapalım, gezelim. Oğlunuz var, başka bir çocuk daha? Evet, iki tane. Biri i̇ki 17 tane. Yaşında, biri 2,5 yaşında. Allah bağışlasın. İnşallah gönlünüze göre olur. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Teşekkür ederim. Miyop olduğundan şüphelenen biri muayene olmak için hastanenin hangi tıbbi birimine gitmelidir? A. Kulak burun boğaz. B. Dermatoloji. C. Ağız ve diş sağlığı. D. Göz hastalıkları. D. Göz hastalıkları son kararım. Tebrik ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Fasulyenin hangi ön hatta iri taneli bir çeşidi vardır? A. Baldo. B. Iceberg. C. Boncuk. D. Kapya. C. Boncuk son kararım. Tebrik ediyorum İrfan Bey. Heyecanı üzerinizden atmaya başladınız. Yavaş yavaş. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Kaçkar Dağı hangi coğrafi bölgenin en yüksek dağıdır? A. Ege. B. Marmara. C. Akdeniz. D. Karadeniz. D. Karadeniz son kararım. Tebrik ediyorum İrfan Bey. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı 2000 yapımı Gladiator adlı filmde Russell Crowe'un canlandırdığı karakterin adı nedir? A. Maximus. B. Commodus. C. Marcus Aurelius. D. Proximo. Burada... %50 kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Maximus. B. Commodus. A. Maximus son kararım. Marcus Aurelius'la bir şey yaptım. Gittim geldim. Tereddüt etmeyeyim dedim. Marcus Aurelius mu kafanızı karıştırdı? Evet.
karşıladı. Onun çıkması rahatlattı. Filmi izlediğinizi tahmin ediyorum. İzledim. Tebrik ediyorum İrfan Bey. Teşekkür ederim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Yandığımız yerdir. Sorumuz sonra gelecek. Yandığımız yerdir. Hep burada yanıyorum. Haziran 2023'te vefat eden, dinlediğiniz Seviyorum İşte adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Yıldırım Gürses, B. Metin Milli, C. Timur Selçuk, D. Adnan Şenses. Yani o Gürses böyle çıkınca alttan heyecan, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. B. Metin Milli, son karar. Tebrikler İrfan Bey. Hiç dediğiniz gibi olmadı. Sesli soruya da doğru cevabı verdiniz. Ve ikinci barajı geçtiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Teşekkür ederim. Nasıl heyecanlandınız? Vallahi Erzurumlu'nun dediği gibi bir gidirler şeye böyle sınava peş peşe. Diye kardeş ne yapak? İki mülakatta şey yaparız. Kaybediyorlar. Memurluk sınavını çıkıyorlar yolda. Diyor ki ya nasıl olacak diyor. Ne oldu? Vallahi değil ben bilmem onu bunu. Biz elma dediler, alma dedik. Köprü dediler, körpü dedik. Biz yediysek hayvayı körpü de yedik diyor kardeş. Körpü dedik ya. Bizimki de şimdi bu körpüyü geçtiysek memurluk sınavını kazanacağız gibi geliyor bana ama yavaş yavaş bakalım. Tebrik ediyorum İrfan Bey. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Açlık bastırmaya, atıştırılmaya yarar yiyeceklere ne ad verilir? A. Kazıntı. B. Kayuntu. C. Kayıntı. D. Kıyıntı. Ay, ay, ay. Zaman da artık zaman çok şeyde kalmadı. Yok. Yavaş yavaş değerlendirelim. Yani kazıntının olmadığını düşünüyorum. Yani kazıntı yani sonuçta kazınmış. Kayıntı biraz şivesi farklı tarafa kayıyor. Kıyıntı yani bir şeyler olsa şöyle kayıntı yapsak diye değerlendirilir. C kayıntı son kararım. Bu kadar konuşup patlıyormuşum ondan sonra. Gidiyorum İrfan Bey. Teşekkür ederim. 9. sorumuza geldik. 200 bin lira değerinde, değerli izleyenler 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Guinness Dünya Rekorlarına göre 2012'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? A. 163, B. 263, C. 363, D. 463. Şimdi burayla ilgili yani tenis de seyrederim, severim de ama yani bu rekoru biliyorum desem ya da tahmin üretecek olsam mümkün değil. Yani ama burada seyrediyorsanız o servis hızlarını gösteriyorlar ekranda. Evet, evet biliyorum. Bir tahmin vardır aşağı yukarı. Ya yani aşağı yukarı şu olmaz, ama şu olmaz diye bildiğiniz. Yani çünkü çift cevap joker hakkınız var. Biliyorum ama zorlayarak bunu bir yere getireceğimi düşünmüyorum. Yani tenis seyrediyorum ama yani tenisin içerisinden geçmiyorum. Anne Kornikovalar vesaireler onlara baktığım dönemler var. Yani
çok ayakları yere oturmayacak. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Temmuz Karikutal, Serkan Köseoğlu, Nesimi Karikutal. Evet. Kimi arayalım? Şimdi kayınbiraderim Temmuz Karikutal. Hı hı. Bilgisine güveniyorum. Temmuz'u aramak istiyorum. Nesimi Bey kimdi? Kayınpederim. Kayınpederiniz. Evet, gazeteci, yazardır aynı zamanda. Kitapları var. Milliyet'ten, Milliyet'e çalıştı o zamanlar. Temmuz Bey ne işlemiş? Temmuz bunu? Bey menajer. Menajerlik. Evet. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Ha, sporlar arası çok iyi. O da fanatik, eskiden Galatasaray'ın altyapısında falan da oynamış. Bir trafik kazasından sonra... Ha, geçmiş olsun. Bıraktı. İyi akşamlar Temmuz. Kenan İmirzalıoğlu, ben, nasılsın? Teşekkür ederim Kenan Bey. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız İrfan Badur Alkan. Kaçıncı soruda takılmıştır sence? 6 olabilir. 9. soruda takıldı İrfan Bey. Gayet iyi performans gösteriyor Temmuz. İrfan Bey şimdi soruyu okuyacak. Temmuz 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamamdır, hazırım. Guinness Dünya Rekorlarına göre 2002'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? A 163, B 263, C 363, D 463. Guinness Dünya Rekorlarına göre 2002'de düzenlenen bir tenis turnuvasında kayıtlara geçen en hızlı servis saatte kaç kilometredir? Bir daha söyler misin şıkları? 263. 2012. 163, 263. 163, 263, 363, 363, 463. Duyamadım ki. O kadar çok konuşuyorum ki adamın söylediğini duymadım. Vay arkadaş. Ha. Harcayacağız çift şekeri, çift cevap hakkını da. Çift cevap hakkını kullanmak istiyorum. Son kararınız mı? Evet, son karar. İlk tercihiniz hangisi olur İrfan Bey? Efendim? İlk tercihiniz hangisi olur? Vallahi ilk tercihim... 263. Son kararınız? Son kararım. Ben duymadım ya. Ya o kadar kaptırdım ki okuyacağım diye hızlı hızlı. Allah'ım yarabbim. İrfan Bey sordu size şıklarda 263 var mı diye. Ben orayı duymadım. Temmuz Bey sordu size. Kulaklarda da biraz problem var demek. Yok, kendi sesinizden duyamadınız dediğiniz evet. Gibi. Ama Allah'tan doğru cevabı verdiniz. Hayır, ben o... Bayrak, o hız vesaire, o sırada da kafamın altından şeyleri geçiriyorum. Tenis topları mı geçiriyorsun? Ha, o vuran hızlı vurmuştu, kaç geçmişti, bir 120, bir 127. Ondan sonra Hülya Avşar'ın bir sohbeti geldi aklıma, ben de 80 atıyorum. Ha, 80 60 ya, onlar 163 falan. Yani 263. Ama doğru cevap 263'müş, çok ciddi bir süre. Evet. Sadece raketli topa vuruyorsunuz, evet, çok ciddi çok, bir süre. Çok. İrfan Bey tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sıra geldi 10. sorumuza. Hiç joker kalmadı. 10. soruya gelmenin hiçbir mutluluğu yok mu peki? Ya korkunç derece mutluyum ben. Yani ya ben genelde mutluyum aslında. Evet, ya pozitif olmayı tercih ediyorum. Yani ben şimdi hayatta birçok şey yaşıyorsunuz. Birçok şey geçiyor başınızdan. Yani bir İtalya'da bir profesörün sohbetini çok beğenirim. Öğrencileri çekiyor, diyor ki bir iş adamı var. Sizin işlerinize göre teşvik verecek. Ama sizi dinlemek istiyor. Tabii gençlerin bir sürü hayalleri var. Diyor ki bir tanesi, işte ben 200 bin dolarla bu işi çözerim. Biri diyor 300 bin dolar, biri 800 bin dolar. Yani diyor ki 50 milyon dolar vereceğim ben diyor. Ama diyor sizden istediğim tek şeyi alırım. Yani 50 milyon dolar, her şeyi veririz pozisyonunda insanlar. Gözlerinizi istiyorum diyor. Yani sağlıktan ötesi yok. Yani hoş bir seda dünya aslında. Kaybediyoruz, kazanıyoruz. Bu, ama inanın sizin... olmak çok önemli. Yani o anı, o ses, o ton, yani ekranda göründüğünden daha yakışıklısınız bu arada. Teşekkür ederim. Şeyde değilim. Yani gerçek hayatta daha
şey buldum. Ben araştırırım mesela, hemen merak ettim. Yıldız Teknik sizin hayatınızı, matematik bölümü, teyzenizi, balada doğuşunuzu falan. Meraklı bir tipim, severim. Ama haddimi bilirim. Ama mutlu olacak bir şey mutlaka bulurum ben. Yani burada mutluyum güzel. Şu an. En önemlisi o İrfan Bey bence. Yani. Çünkü insanlar ne varlıklar içerisinde yaşıyorlar ama yarın... o mutluluk penceresini bir türlü arayamıyorlar. O var olan sahip olduklarını kaybetmeme korkusuyla, üzerine ekleme korkusuyla ve kaybediyorlar. Hatta evet. Onları korumak için sağlığını kaybediyorlar. Evet. Zaten o zaman hiç dediğiniz gibi her şey anlamını yitiriyor. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Çok önemli mesajlardı. Yüreğinize sağlık. Sırada 10. sorumuz var efendim. Değerli izleyenler, 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi hangisidir? A. Karadeniz bölgesi. B. Ege bölgesi. C. Doğu Anadolu bölgesi. D. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ya buna benim cevabım var. Şimdi insan bazen tereddütlerin içine de düşüyor olduklarıyla yetmek. Şimdi ben çekilirsem kaç para alıyorum mesela? 200 bin lirayla çekilirsiniz. 200 bin lirayla evet. Çekiliyorum. Yani şimdi ben biliyorum. Riske etmeni yani. Ya inanın burada 500 bin lirayla 200 bin liranın arasında benim için çok fazla bir şey yok. Ya ben çocuklarıma ve sevdiklerime bir anı bırakmak istiyorum. Buradan gerçekten cevabı biliyorum. Yani birçoğuna göre burada şu mu acaba bu mu diyecekleri bir değerlendirme olabilir. Nedir sizce cevap İrfan Bey? Bence cevap Karadeniz bölgesi. Aa, Karadeniz bölgesi ama çekiliyorum ben. Yani sakın son kararım dedi diye düşünmeyin. Geçmiş olsun. Hayır, son kararım demedim. Yönetmen Bey siz öyle söylemiştiniz son kararım demeden. Olmaz. Demediniz, demediniz. Ha yok demedim. Demedim değil mi? Bak vallahi tereddütte bırakmayın beni. Ya sıkıntıya düşmeyelim ama. Burada sadece ya... efendim size çağrı olacak benim. Hiç sağa sola bakmayın. Ha tamam. Tamam İrfan ya Bey. Kenan Bey ya. Evet. Şimdi oldu. Ocağına düştüm yapma ya. Demedim değil mi bir şey? Ne yapmak istiyorsunuz İrfan Bey? İşin esprisi bir yana. Ya benim hedefim burası ya. Ben gitmeyeceğim ya. Samimi söylüyorum gitmeyeceğim. Ya bildim bilmedim de değil ama. Yani ben bu soruya canı gönülden cevap veririm kardeşim. Herkesin yani herkesin demin %75 Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ya ben canı gönülden Karadeniz bölgesi diyorum ama arada çekiliyorum. Çekildiniz mi? Dipnot. Çekildim. Son kararım. Son kararım. Peki. Yani. Devam etseydiniz. A Karadeniz bölgesi son kararım. Bayburt evet. Var orada bir kere ben Erzurumluyum. İsabetli karar olmuş. Doğu Anadolu bölgesiymiş. Evet. Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi. Yazık olmuş. Ya Karadeniz diyecektim kaybedecektim. Bak boşu boşuna kendimi riske edecektim. Kesinlikle isabetli karar aldınız. Yani kalmadı burada şeyde çarpı yapacak. Ya ben çok eğlendim. Ya samimi söylüyorum. Yani müthiş bir elektriniz var. Pozitif. Çok gerçekten buraya geçip de 50, 100, 200 bilmem ben ama eğlenmedim, keyif almadım de, deyip de giden olmasın diye düşünüyorum. Yani burada olmaktan çok mutluydum. Yani buradaki ekip arkadaşları, herkes çok iyi. Yani seyircilere cevap için çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buradayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seyirciye de bir alkış istiyorum. En büyük destekçim eşime de bir alkış. Eşime de bir alkış lütfen. Yani. Harikasınız İrfan Bey. Gerçekten. Ederim. Bu yaşam enerjiniz, neşeniz hiç eksik olmasın. Haneniz hep neşeyle böyle sağ olun, dolsun. Çok taşın. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun. Çok memnun oldum gerçekten. Tebrik ediyorum yürekten. 200 bin lirayla umuyorum sizi. Böyle alayım. Çok memnun oldum. Çok hoşsunuz. Çok hoşsunuz.